Arkadaşlar, benim ismim Salih Kübra. Aziz Batman Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugün sizler için Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi için videolar çekiyoruz. 10. sınıf videolarının ikincisiyle karşınızdayız. Konumuz mayoz bölünme ve eşeyli üreme. Hemen sizlerin de görebilmesi için sunumumu yansıtıyorum. Evet, dediğimiz gibi konumuz mayoz bölünme ve eşeyli üreme. Bir önceki videomuzda mitoz bölünme ve eşeyli üremeyi görmüştük. Burada da mayoz bölünmeyi görmüş olacağız. Mayoz bölünmenin amacı ne? Bir kere ona bakalım. Arkadaşlar, mayoz bölünmede kromozom sayısını yarıya indirmeyi planlıyorum. Neden? Çünkü 2N kromozom sayılı erkek ile 2N kromozom sayılı dişinin arkadaşlar oluşturacağı döllerin kromozom sayısının da 2N eşittir 46 olması lazım insan için konuşmak gerekirse. Dolayısıyla erkekteki üreme ana hücresinin mayoz geçirmesi lazım ki 23 olsun. Dişideki üreme ana hücresinin mayoz geçirmesi lazım ki 23 olsun ki birleştiklerinde yine anne ve babayla aynı kromozom sayısında yavrular meydana getirilebilsin. Eğer burada mayoz bölünme geçirilmeseydi ve kromozom sayısı 46 olarak kalsaydı, o zaman bunlar birleştiklerinde ne olacaktı? 92 olacaktı ve anne ve babasıyla kromozom sayısı farklı olan çocuklar meydana gelebilecekti. Bu da tabii ki ciddi problemlere neden olabilecekti. Bu noktada mayoz bölünmenin amacı bu kromozom sayılarını düşürerek tür içerisindeki kromozom sayısını ne yapabilmek? Sabit tutabilmek arkadaşlar. İnterfaz tıpkı mitozda olduğu gibi interfazda yine DNA'nın eşlenmesi bu bölünmeye girileceğinin kanıtı. Diğerleri normal zamanda da hücre içerisinde olabilecek faaliyetler demiştik arkadaşlar. Devam ettim. Mayozun ilk evresi olan profaz 1'de en önemli olaylar meydana geliyor. Nasıl? DNA hatırlarsanız interfazda eşlenmişti. Örnek veriyorum, şu A ise DNA eşlendi, bu A. Bu B ise DNA eşlendi, bu B. Yani bunun içerisinde bir DNA var. Bunun içerisinde bir DNA var. Bunlar anneden gelenler olsun, bunlar babadan gelenler olsun. Bunlar normalde homolog kromozomlar idi. Sonrasında ne yaptılar? Eşlendiler. İşte bu eşlenmiş yapıda 1, 2, 3, 4 tane kromatit görüyorum. Bu 4 kromatite tetra diyorum arkadaşlar. Yani tetrat. Yani tetra 4 demekti. Mono, di, tri, tetra. Sonrasında da kromatit görüyorum arkadaşlar. Kromatit de ne? Birleşmişler. Böylelikle bunun ismi ne olmuş? Tetrat olmuş olmuş. Başka ne var peki? Başka baktığımda bakın, bu tetrat dediğim yapılar kiyazma denilen kısımlardan birbirlerine değiyorlar. Bakın, kiyazma dediğim kısım homolog olmayan kısımları. Yani 2 ve 3 birbirinin homologu değil. Çünkü bunlar birbirlerinin aynısı olan yapılar değil. Biri anneden, birinin babadan gelmiş olması lazım. Homolog değil derken kardeş değil demek daha doğru olur. Sonrasında kardeş olmayan kromatitler arasında arkadaşlar bir sarılma meydana geliyor. Bu sarılmaya biz sinapsis ismini veriyoruz. Sinapsis demek zaten birleşmek demektir. Kiyazma bölgelerinden değip birbirlerine sarılıyorlar ve sonrasında değdikleri bölgede aralarında ne yapıyorlar? Parça değiştiriyorlar. Parça değiştirdikten sonra bakın, bu tamamen, birincisi tamamen pembe olmuş. İkincisi biraz pembe, biraz mavi. Üçüncüsü biraz mavi, biraz pembe. Dördüncüsü farklı olmuş. Yani hepsinin farklı bir kombini var. Biz böyle yapılara diyoruz ki rekombinant kromozomlar. Rekombinant, yani yeniden kombinlenmiş kromozomlar ismini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Geldim metafaz evresine. Metafaz evresine baktığımda bakın, kromozomlar bu sefer metafazdaki gibi, yani mitozun metafazındaki gibi, orada nasıldı? Tek sıra halinde demiştik. Tek sıra halinde dizilmemiş. Burada da yine 4 kromozom var ama buradaki kromozomlar nasıl dizilmiş? Karşılıklı dizilmiş. Böyle bir karşılıklı dizilim gördüğümde buna diyorum ki kesinlikle metafaz 1'dir diyorum. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Yani bunu, karşılıklı böyle bir kromozom dizilimini başka bir hücrede göremem. Yine nerelerden tutunmuşlar arkadaşlar? Kiyazma denilen bölgelerden tutunmuşlar diyoruz gençler. Bu bir hayvan hücresi. Nereden anlıyorum? Çünkü burada bakın sentromerler var. Sentromerlerden iyi iplikleri çıkmış oldu. Diğer bir evren anafaz 1 evresi. Anafaz 1'de de bakın, bu sefer normalde mitozda ne oluyordu? Kromatitler ayrılıyordu. Kardeş kromatitler. Burada artık neler ayrılıyor? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla başlangıçta tam ortada 4 kromozom vardı. Artık burada 2 kromozom, burada 2 kromozom var. Yani karşılıklı kutuplarda toplam hücrenin yarısı kadar kromozom olduğunu görebiliyorum. Geldim telofaza. Telofaz profazın tam tersiydi. Telofaz profazın tersi olduğu için
profazda meydana gelen o neler vardı profazda? Çekirdekçik çekirdek zarı kayboluyordu. Eğer bu bir hayvan hücresi ise iyi iplikleri sentrozomlardan oluşmaya başlıyordu. Eğer bitki hücresi ise mikrotübüllerden oluşmaya başlıyordu. Bu şekilde yapıların hepsi telofazda artık toparlanıyor. Yani kromozomlar daha relaks hale geliyor, kromatin haline geliyor. Sonrasında yine bakın iyi iplikleri ortadan kaybolmuş. Sonrasında burada çekirdekçik çekirdek zarı oluşmaya başlamış ve hücre sitoplazma bölünmesi dediğimiz sitokineze girmek için hazır. Sitokinez dediğimiz yapıda da ne oluyordu? Sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiş oluyordu. Ve sitoplazma bölünmesi hayvan ve bitki hücrelerinde farklıydı. Hayvan hücrelerinde mikrofilamentler yardımıyla boğumlanma gerçekleşiyordu. Burada bitki hücresinde ise Golgi yardımıyla veziküller oluşarak bu veziküller arkadaşlar ara plak, ara lamel ya da hücre plağı dediğimiz kısım sayesinde hücreyi sitoplazmasından ikiye bölüyordu. Sonunda dolayısıyla mayoz 1'in sonu gelmiş oldu. Yani mayoz 1 tamamlandı sitokinezin bitimiyle birlikte. Mayoz 1 sonunda elimde ne var? Kromozom sayısı yarıya düşmüş. 2 tane hücrem var. Dolayısıyla kromozom sayısı ne yaptı? Yine sitokinez yardımıyla yarıya düşmüş oldu arkadaşlar. Geldim artık profaz 2'ye. Hocam profaz 2'den önce interfaz yok mu? Hayır, bu sefer interfaz yok. Çünkü amacım DNA miktarını da yarıya düşürmek. Dolayısıyla ben burada tekrar bir interfaz geçirirsem o zaman DNA miktarım yarıya düşmemiş olacak. Bu da benim için genetik anlamda problemler meydana getirir. O yüzden ne yapıyorum? Profazdan önce, profaz 2'den önce interfaz geçirmiyorum. Sadece ne yapıyorum? Eğer hayvan hücresi isem sentrozomu eşliyorum ama herhangi bir DNA replikasyonu göstermiyorum. Profaz 2'de de tıpkı profaz 1'de olduğu gibi arkadaşlar yine çekirdekçik çekirdek zarı kayboluyor. İyi iplikleri oluşmaya başlıyor. Hayvan hücresi ise bu iyi ipliklerini sentrozom oluşturuyor. Kromatin iplikçikleri tekrar kromozom haline geliyor. Bu sefer arkadaşlar ne olmuyor ama tetrattır, crossing cover'dır, sinapsis gibi olaylar meydana gelmiyor. Buradan sonrası zaten profaz 2'den sonrası mitoz gibi. Yani herhangi bir çeşitlilik gözlemlemiyorum arkadaşlar. Sadece 2 hücreden 2 yeni hücre oluşturmayı planlıyorum. Geldim metafaz 2'ye. Bakın metafaz 2'de de tıpkı mitozda olduğu gibi tek sıra halinde bir kromozom dizilimi görüyorum. Hatırlarsanız mayoz 1'in metafazında ne vardı? Karşılıklı bir dizilim vardı. Kromozomlar karşılıklı dizilmişti. Hatta bu onun mayoz olduğunu kanıtlar demiştik. Ama burada herhangi bir mayoz bölünmenin kanıtı yok. Yani bu eğer herhangi bana bilgi verilmezse bu bir mitoz bölünme de olabilir. Sadece nereye bakarak biraz daha ben bilgi sahibi olabilirim? Şurada kromozomlar değiştiği için derim ki bu demek ki bir crossing cover geçirmiş. Crossing cover geçirdiğine göre bu bir mayoz bölünmedir diye bir çıkarım yapabilirim. Ama eğer buradaki renkler birbirinin aynısı ise herhangi bir çeşitlenme yoksa arkadaşlar o zaman bu mayoz mudur mitoz mudur ayırt edebilmem için ya bana farklı bilgiler vermesi lazım ya da bununla ilgili yorum yaptırırsa ona göre mayoz ve mitoz için de yapabiliyor olmam lazım. Geldim anafaz 2 evresine. Anafaz 2 evresinde de kromozomlar biliyorsunuz ortaya dizilmişlerdi metafazda. Ayrılıyorlar. Ayrıldıklarında bakın her birinin yine kendine ait neyi oluyor? Sentromeri oluyor. Sentromeri olduğu için anafaz 2 evresinde yine kromozom sayımı ne yapıyorum? 2 katına çıkarmış oluyorum arkadaşlar. Telofaza baktığımda profazın tam tersi demiştik. Yine ne yapıyor? Bakın çekirdekçik çekirdek zarı tekrar oluşuyor. Kromozomlar yine kromatin haline geliyor. Çünkü hücre bölünmesini tamamlıyor. İyi ipliklerine ihtiyaç kalmadığı için onlar geriye çekiliyor. Endoplazmik retikulum tekrar oluşuyor gibi yapılardan söz edebiliyorum. Artık sitokinez 2'ye girmek için hücre hazır ve sitokinez 2 artık ne yapıyor arkadaşlar? Başlamış oluyor. Sitokinez 2'ye baktığımda da sitokinez 2 sonrasında da artık arkadaşlar elimde her bir hücreden ikişer tane olduğu için totalde mayoz bölünme sonucu 4 tane hücrem olmuş oluyor. Yani mayozda çeşitlilik sağlanıyor ve 4 hücre oluşuyor. Bu yönleriyle mitozdan farklı çeşitliliğin sağlanıyor olması da bizler için iyi bir yapı arkadaşlar. Peki burada çeşitliliği sağladığını nereden anlıyoruz? Çeşitliliğini sağlayan 2 tane yapı var aslında. Bir tanesi crossing over. Crossing over sayesinde çeşitlilik sağlanabiliyor. Ama crossing over her zaman olmak zorunda değil. Crossing over olmadığı durumlarda da arkadaşlar metafaz 1'de karşılıklı dizilmiş olan yapıların yani homolog kromozomların metafaz 1'den sonra meydana gelen anafaz 1'de
rastgele olarak kutuplara çekilmesi burada yine neyi sağlıyor? Çeşitliliği sağlıyor. Yani bana çeşitliliği sağlayan esas olay ne derse, esas olay anafaz 1'deki homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi. Çünkü crossing over her zaman olmak zorunda değil. Ama crossing over olmasa bile yine çeşitlilik olur. Çeşitlilik olduğu için de baba ve anneye tıpatıp benzemeyen çocuklar meydana gelir. Çeşitlilik artar. Çeşitlilik artarsa da değişen ortam koşullarına uyum yeteneği artar. Evet. Bununla ilgili bir soru çözelim. Sorumuzda demiş ki meyoz 2 ve mitoz hücre bölünmeleri karşılaştırıldığında hangilerinin ortak olmadığı görülür? Bakıyorum meyoz 2 ve mitozun birbirine benzediğini söylemiştik. Burada diyoruz ki kromozomların ekvator düzlemine yan yana ya da ne de diyebilirdi buraya? Tek sıra halinde dizilmesi de diyebilirdi. İkisinde de tek sıra halinde diziliyor. Doğru ama meyoz 1'de neydi arkadaşlar? Böyle karşılıklı bir dizilim vardı. Öncesinde DNA replikasyonunun olması. DNA replikasyonu meyoz 2'den önce gerçekleşmiyor. Çünkü meyoz 2'den önce gerçekleşseydi o zaman DNA miktarım yarıya hiçbir zaman düşmeyecekti. Dolayısıyla DNA miktarın yarıya düşebilmesi için meyoz 2'den önce ben interfaz gözlemlemiyorum. Ama mitozda tabii ki interfaz var. Dolayısıyla bu yönüyle birbirlerinden farklılar. Kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması. Evet, ikisinde de anafaz evresinde ayrılıyor zaten. Kardeş kromatitlerin ayrılabilmesi ya da homolog kromozomların ayrılabilmesi anafaz evresinde olur. Olmayanı soruyordu. Cevabımız Batman arkadaşlar. Evet, mayoz bölünme ve eşey süremeyi de burada sonlandırdık. Umuyorum faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.